Arkadaşlar merhaba. 16. föreye devam ediyoruz. 16. föremizde parabolün tepe noktasını bulmayı göreceğiz. Şimdi tepe noktamız R ve K ile gösterilecek olursa, yani koordinatları R'ye K olursa, öncelikle ben tepe noktasının R'sini, yani apsisini, x'ini, eksi B bölü 2A formülüyle bulacağım. Daha sonra fonksiyonda yerini yazınca R'nin görüntüsü olan K değerini de elde edeceğim. Yani fonksiyonun kuralında R'yi yazdıktan sonra K'yı bulmamız mümkün. Şu formülü ezberlememize gerek yok arkadaşlar. R'nin neden böyle eksi B bölü 2A gibi bir formülü olduğunu söyleyecek olursak. Şimdi fonksiyonumu sıfıra eşitlersem ben x eksenini kestiği noktaları bulabiliyordum. Diyelim ki bu fonksiyonumun işte yani grafiği, parabolümün x eksenini kestiği noktalar bunlar. Kökler toplamını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Eksi b bölü a şeklinde buluyorduk. Şimdi diyelim ki bu x1, bu da x2, köklerim x1 ve x2. x1 artı x2'yi ben nasıl buluyordum arkadaşlar? Eksi b bölü a formülüyle buluyordum. 10. sınıf bilgisiyle. Şimdi ben 2'ye bölersem her iki tarafı eksi b bölü 2a olarak elde ediyorum. Yani köklerin toplamının yarısı, köklerin orta noktası R'yi verecektir arkadaşlar. Gerçekten de tepe noktamın x'i tam şeklimin ortasından geçecek. Dolayısıyla x eksenini kestiği noktaların da ortasından geçecektir. Zaten simetri ekseninin formülü de x eşittir R doğrusu olacaktır. Devam ediyoruz. Örneğimize bakacak olursak verilen parabollerin tepe noktasını bulalım. Öncelikle R'lerini bulacağız. Tepe noktamız RYK. RYK. Öncelikle R'sini bulalım. Eksi B bölü 2A'ydı formülümüz. Burada B'miz 4. Eksi 4 bölü. A'mız da 1. R'yi eksi 2 olarak bulduk. Götürüyorum. Fonksiyonda bunu yerine yazıyorum. K f eksi 2 oluyor. Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı eksi 2 eksi 3. Bakın buradan 4 geliyor. Buradan eksi 8 geliyor. Buradan da eksi 3 geliyor. Sonuç olarak eksi 7 geliyor. Dolayısıyla tepe noktam eksi 2'ye eksi 7 oluyor. B şıkkında da R'yi yine eksi B bölü 2A şeklinde bulmaya çalışırsak eksi 6 bölü 2 çarpı eksi 1'den. Tabi eksiler gidiyor. 6 bölü 2 de 3'tür. K'yı da F3 olarak bulacağız. Eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı 3 eksi 1. Eksi 9 artı 18 daha artı 9. Bir de çıkartırsam 8 elde ederim. Tepe noktam 3'e 8 oluyor arkadaşlar. Devam edelim. İkinci örnekte parabolün tepe noktasının apsisi 4 olduğuna göre M değerini bulalım. Yani R'nin 4 olduğu verilmiş bize. R de eksi B bölü 2A'ydı. 4 ise. B'miz bizim burada eksi M artı 2 arkadaşlar. Bir de eksiyle çarparsam M artı 2 gelir. A'mız da 1 zaten. 2 çarpı 1 2'dir. İçler dışlar çarpımı yaparsak M artı 2 8. 2'yi de karşıya atarsam M'yi 6 olarak elde ederim arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü örneğimizde parabolün tepe noktasının ordinatı 3 olduğuna göre, yani K'mız 3'müş. R'yi bulup fonksiyonda yerine yazınca K'da F'reydi zaten. Öyle değil mi? 3'e eşitleyeceğim. Oradan da şuradaki M değerini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben R'yi bulayım. Eksi B bölü 2A. Peki. B'miz eksi 4. Eksi eksi 4 bölü 2 çarpı 1'den 4 bölü 2'den R'yi 2 olarak buluyoruz arkadaşlar. Demek ki buraya yazarsak F2'nin 3 olması gerektiğini biliyorum ben. Fonksiyonda x gördüğüm yere 2 yazarsam 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı m artı 5 eşittir 3. Buradan bakın 2'nin karesi 4. Eksi 8 daha eksi 4 artı 5 daha m artı 1 geliyor. M artı 1 3 ise m de buradan 2'dir.
Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü soruda parabolün tepe noktası 2'ye 1 olduğuna göre M artı N kaçtır? Şimdi bu R oluyor arkadaşlar. Bu da K oluyor. Öncelikle R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A'nın 2 olması gerektiğini biliyorum ben. Eksi B burada B'miz eksi N artı 2. Eksi B'de N artı 2 oluyor. A'mız da 1 bölü 2 eşittir 2 olduğuna göre N artı 2 4 ise N 2 oluyor. N'yi bulduk arkadaşlar. Bundan sonra hani K'yı kullanmadan da aslında yani direkt tepe noktasını yerine yazsam X gördüğüm yere 2 Y gördüğüm yere 1 yazsam N'yi de bildiğim için zaten bilinmeyen bir tek M kaldı. O zaman 2'ye 1 noktasını sağladığı için fonksiyon denklemi. Bunu kullanalım. Y gördüğüm yere 1 yazıyorum arkadaşlar. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Eksi N zaten 2 idi. 2 artı 2 diyelim. X yerine de 2 yazacaktık. Artı M artı 3. Buradan da M'yi bulabileceğiz. 1 eşittir 4. Bakın buradan eksi 8 geliyor. Artı M artı 3. 4'ten 8 çıktı. Eksi 4. Eksi 4 artı 3 daha. Eksi 1. M eksi 1. 1'e eşitse M buradan 2 oluyor arkadaşlar. M'yi de bulduğumuza göre M ile N'yi toplayabiliriz. M artı N 2 artı 2'den 4'tür. Devam edelim. Beşinci örnekte parabolün tepe noktası y'ye eşittir. 2 doğrusu üzerinde olduğuna göre M değerini bulalım. Şimdi y eşittir 2 doğrusu üzerinde. Şöyle çizelim isterseniz. Şimdi ben koordinat düzlemini çizdim arkadaşlar. Bu işte x eksenim benim. Bu da y eksenim. Y eşittir 2 doğrusu. Bakın şimdi şu y ekseninde 2'den geçecek şekilde x eksenine paralel olan doğrudur. Burası 2, bu da y eşittir 2. Bu doğru üstündeki her bir noktanın ordinatı 2'dir arkadaşlar. İşte a'ya 2 de vardır burada. Burası a ise eğer de burası c ise c'ye 2 de vardır. Dolayısıyla tepe noktamızın da ordinatı 2. Yani tepe noktamız R, Y, K oluyor diye K yerine ben 2 yazabilirim. FR'nin 2 olduğunu söyleyebilirim. O zaman ben R'yi bulayım. Götüreyim yerine yazayım fonksiyonda. X yerine Y'yi de 2'ye eşitleyeyim. Öncelikle R'yi buluyorum. Eksi B bölü 2A'dan eksi eksi 6 bölü 2 çarpı 1'den. Bakın eksiler gitti. R'miz 3'müş. Dolayısıyla F3 2'ye eşit olacakmış. Buradan ben M'yi bulacağım. X gördüğüm yere 3, Y gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 eşittir. 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3 artı M artı 1 diyorum. 9 eksi 18 daha eksi 9 artı 1 daha eksi 8. M eksi 8 2 iken 2 ise M de buradan 10'dur arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bir notumuz var burada. Önemli demiş. Y eşittir AX kare artı BX artı C parabolün tepe noktası Y ekseni üzerindeyse. Şimdi arkadaşlar Y ekseni ne demek? X eşittir 0 doğrusu demek. X eşittir 0 doğrusu üzerinde de üzerindeki tüm noktaların da X'leri yani apsisleri sıfırdır. Dolayısıyla X'lerimiz sıfırsa B'miz de burada sıfırdır diyebilir miyiz? Burada şöyle diyebiliriz. Tepe noktamızın x'i sıfır olacak. Yani tepe noktamız R'ye k olacak ya arkadaşlar. R sıfır olacak. Öyle değil mi? Bu doğru üzerindeki bütün noktaların x'leri sıfır. Tepe noktamız da bu doğru üstünde ise bu tepe noktamızın da x'i. Yani R'miz sıfır olacak. R dediğimiz şey ne arkadaşlar? Eksi B bölü 2A. Bu sıfıra eşitse bu kesirin sıfır olması B'nin sıfır olmasıyla mümkün. Dolayısıyla parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise b'si sıfır. Yani b'den kastımız şurada x'in katsayısı olan b.
Devam edelim. Örneğimizde de parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre tepe noktasının koordinatlarını bulalım demiş. Şimdi buranın sıfır olması gerektiğini söyledik zaten şimdi nottan dolayı. M eksi 1 eşittir sıfırsa M 1'dir. Y eşittir 3x kare artı M yerine de 1 yazıyorum arkadaşlar. Yani buraya 1 yazınca zaten burası gitti. Burada da 1 yazarsam 6 oluyor. Benim parabolüm bu şekilde. Tepe noktamızın da x'i zaten dedik ya, y ekseni üzerinde olduğu için 0. K'sını arayacağım ben. X yerine 0 yazarsam x eşittir 0 için y eşittir 6. Bu da k oluyor. Dolayısıyla k da 6 oluyor. Tepe noktamız 0'a 6. Koordinatları toplamı da 0 artı 6'dan 6'dır. Devam edelim. 7. soruda parabolün tepe noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre m değerini bulalım. Şimdi x ekseninde arkadaşlar ne demek? Y eşittir 0 doğrusu demek. Şimdi tepe noktamızın RYK olduğunu düşünürsek y eşittir 0 doğrusu üzerindeki bütün noktalarında y'si yani ordinatı 0, k'mız 0'mış. Fr k'ya eşit olacağından Fr 0'a eşit oluyor arkadaşlar. R'yi biz bulabiliriz. R nedir? Eksi b bölü 2a'dır. Eksi b eksi eksi 4'ten 4 bölü a'mız da 1. 4 bölü 2'den R'yi 2 olarak buluyorum ben. Demek ki f2 0 olacak arkadaşlar. Şimdi x yerine 2, y yerine 0 yazarsam 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı m artı 3 eşittir 0 denkleminden m'yi bulabileceğim. Bakın 2'nin karesi 4, eksi 8 daha eksi 4 artı 3 daha eksi 1, m eksi 1 sıfırsa m de buradan 1 olarak elde ediliyor. Devam ediyorum. 8. örnekte parabolün tepe noktası x eşittir 1 doğrusu üzerinde olduğuna göre m değerini bulalım. Yani tepe noktamızın x eşittir 1 doğrusu üzerinde ise x'i apsisi 1'dir arkadaşlar. R'nin 1 olduğunu biliyorum artık. R de eksi b bölü 2a'ydı. Eksi 2 eksi m bölü 2 çarpı 1. O da 1'e eşitse. Bakın şuradaki eksiği de atsak m eksi 2. İçler dışlar çarpımından da işte 2 ile 1 çarpılır. 2. Eksi 2'yi attım karşıya. M 4'tür. Devam ediyorum. 9. soruda parabolün tepe noktası orijinde olduğuna göre M çarpı N çarpımının sonucunu bulalım. Şimdi tepe nokta orijinse eksenlerin kesiştiği nokta oluyor arkadaşlar. Orijin. Yani tepe noktam hem x ekseninde hem de y ekseni üzerinde oluyor. Tepe noktam zaten y ekseni üzerindeyse ne oluyor? Şuradaki b sıfır oluyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Ayrıca tepe noktam bu arada sıfıra sıfır. Şimdi herhangi bir yerde x yerine sıfır yazarsam arkadaşlar şuradaki sabit de sıfır oluyor. Sonucun sıfıra eşit olabilmesi için. Bakın x yerine sıfır yazdım gittim. Burası zaten gitti. Burası da sıfır olacak. Y sıfır olsun arkadaşlar. Dolayısıyla sabitin de sıfır olması lazım. Aslında tepe noktası orijinde olan herhangi bir parabol, şöyle aşağıya doğru da olabilir kolları. Y eşittir ax kare şeklinde denkleme sahiptir. Dolayısıyla hem n eksi 1 sıfır olacak hem de m kare eksi 4 sıfır olacak. O zaman biz bunları bir sıfıra eşit diyelim. N eksi 1 sıfırsa n'nin 1 olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Şimdi m kare eksi 4 sıfırsa m kare 4'tür. M 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Ama n'nin 1 olduğundan eminiz. Şimdi acaba m 2 mi, eksi 2 mi? Onu da tespit etmek için x karenin kat sayısına bakıyorum. M yerine ben 2 yazarsam bakın x kare de gidiyor. X kare giderse
Bu bir parabol denklemi olmayacak. Dolayısıyla 2'ye atıyorum. M-2 eşittir arkadaşlar. Şimdi M çarpı N çarpımını bulabilirim ben. -2 çarpı 1'den cevabım -2 olacaktır. Devam edelim. Önemli demiş yine bir notumuz var. Tepe noktası RYK olan parabolün tepe noktasını tam kareyi tamamlama yöntemi ile de bulabiliriz. Fx eşittir ax kare artı bx artı c işte a eksi a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde oluyor. Arkadaşlar bu şekilde tam kareyi de tamamlayabiliriz. Tam kareye tamamlayınca bakın elde ettiğim denklem işte a x karenin katsayısı a. Tepe noktamın apsisi r, x eksi r'nin karesi artı k. Dolayısıyla ben tepe noktasını bildiğim bir parabolün denklemini bu şekilde de yazabilirim. Tabii a'yı bulmak için bir tane daha noktaya ihtiyacım olacak. Ayrıca diğer notta da f(x)1 eşittir f(x)2 ise x1 x2'ye eşittir veya x1 ile x2'nin toplamı r'nin iki katına eşittir. Yani bu x1 ve x2 ya simetrik noktaların apsisleridir veya eşit olan iki noktadır. Simetrik noktaların apsisleri ise toplamlarının yarısı yani ortasında r değeri vardır. Hani tepe noktamızın x'i r diye arkadaşlar. Tam ortadan x eşittir r doğrusu geçiyor. Simetri eksenim oluyor benim. Simetri ekseni üzerindeki bütün x'ler de r oluyor. X'i r. Yani herhangi bir iki nokta aldım. Diyelim ki işte bunun x'i x1, bunun x'i x2 toplayıp ikiye bölersem tam ortadaki noktanın x'ini r olarak bulmam lazım. Dolayısıyla x1 artı x2 ya 2r'ye eşit ya da x1 x2 eşit olacak. Yani aynı noktadan bahsediyor olacağız. Bu da diğer bir notumuz. Devam edelim. Parabolün tepe noktasını bulalım. Şu formatı unutmayalım arkadaşlar. Bu formattaki parabollerimiz a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklindeki parabollerimizin tepe noktası r'ye k'dır. Burada bakıyorum. R ne oluyor arkadaşlar? 3 oluyor. K ne oluyor? 5 oluyor. Tepe noktası 3'e 5'tir. Tepe noktası R'ye K ise parabolüm fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k biçimindedir. Bu formatı bileceğiz arkadaşlar. Yoksa uzun uzadıya bu tam kareyi açıp r'yi bulup yerine yazıp k'yı bulmak durumunda kalabiliriz. Devam edelim. Şimdi parabolün tepe noktasını tam kareye tamamlama yöntemini bulalım. Tam kareye tamamlama yönteminden bahsetmiştik ama şimdi tam kareye tamamlama yöntemini nasıl kullanacağız? Öncelikle tam kare ifadelerden bahsedelim. A artı b'nin karesi neydi arkadaşlar? A kare artı şöyle diyelim. A kare artı 2ab artı b kareydi. Eğer arada eksi olursa burada da eksi olacaktı. 2ab'nin katsayısı da eksi olacaktı. Yani birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesinin toplamıyla şu tam kare açılımı yapabiliyoruz. Burada da şimdi tam kareye tamamlayacağız. Nasıl tamamlayacağız arkadaşlar? Y eşittir x kare artı 4x. Şimdi bunun yanında ne olması lazım ki? Şöyle bir tam kare bir ifade elde edeyim arkadaşlar. Şimdi bak bu x'in karesi x ile neyin çarpılmış da iki katı alınmış onu düşünüyorum. X ile 2'yi çarparsak 2x bir de iki katını alırsam 4x. Dolayısıyla 2 çarpılmış. Öyle değil mi? Dolayısıyla bir de 2'nin karesi olacak ki yani 4 olacak ki tam kareye tamamlayayım. Bu da x artı 2'nin karesi oldu. Tamam. Fakat burada 7 vardı. Kalan 3'ü de ekliyorum arkadaşlar. Veya kafanız karışıyorsa
Hani yanında 4 olması gerekiyor ya. 4 ekleyip 4 de çıkarabilirsin. Eklediğinde çıkartacaksın sonuç değişmesin diye. Peki şimdi ben bunu yazdım. Tam kareye tamamladım. Bu formatta yani a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formatında olduğu için burada eksi olması gerekiyordu. Dolayısıyla ben şurayı şöyle düşünebilirim arkadaşlar. Eksi eksi 2'ymiş gibi düşünebilirim. R ne oldu o zaman? R eksi 2. Şuradaki eklenen ifade de k oluyor. K da 3 oluyor. Dolayısıyla ben parabolümün tepe noktasını R'ye k olarak eksi 2, 3 elde ediyorum arkadaşlar. Devam edelim. 12. soruda parabolün tepe noktası 1'e 5 olduğuna göre M artı N toplamını bulalım. Şimdi o bahsettiğimiz formatta yine şurada tam kare ifadeyi gördük. Buranın K'ya eşit olması lazım. Şurada da eksi parantezini alırsam, x eksi parantezini alırsam ne var arkadaşlar? M eksi 1 yok mu? Onun karesi var. Öyle değil mi? R'de ne oluyor işte? M eksi 1 oluyor. M eksi 1 oluyor. K ne oluyor? N eksi 4 oluyor. Şimdi K'nın 5 olduğunu vermiş bize. R'nin de 1 olduğunu vermiş. O zaman ben bunları eşitliyorum. M'yi ve N'yi bulabileceğim. Bunları karşıya atarsan M 2'ye eşit oluyor. N de 9'a eşit oluyor. M ile N'nin toplamı 9 artı 2'den 11'dir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. A pozitif gerçek sayı olmak üzere parabollerinin tepe noktalarını köşe kabul eden üçgenin alanı 16 birim kare olduğuna göre A kaçtır? Şimdi tepe noktalarına bakalım arkadaşlar. Tepe noktamızın işte buradaki A pozitifmiş. Dolayısıyla A büyüktür 0 diyelim. Eksi eksi A gibi düşünürsek tepe noktamızın x'i eksi a olacak. Yani r'si eksi a olacak. Çünkü burada çıkarma olması gerekiyor arkadaşlar. K'sı da 4. Tepe noktamız birinci parabol için eksi a ya 4. İkinci parabol için a'ya 4 oluyor. Üçüncü parabol için eksi a'ya 4 oluyor arkadaşlar. Parabollerin tepe noktalarını köşe kabul eden üçgenin alanı 16 birim kare olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi bakın bu x'leri eksi a olanlar aynı doğru üstünde. Bakıyorum bir saniye şu 4 olmayacak arkadaşlar. Şurası 8 olacak orayı bir düzeltelim. Sonra devam edelim. Şu x'leri eksi a olanlar aynı doğru üstünde. Hangi doğru üstünde o? Hangi doğru onlar arkadaşlar? İşte x eşittir. Eksi a doğrusu üstünde. Y'leri de 4 olanlar y eşittir 4 doğrusu üstünde. Peki şimdi a'nın ne olduğunu bilmiyoruz ama biz şöyle görsel olarak çizmeye çalışalım arkadaşlar. Hani diyelim ki işte A burada bir nokta olsun. Eksi A burada bir nokta olsun. A da burada bir nokta olsun arkadaşlar. Şimdi eksi A'ya 4. 4 de şurası olsun. Bir de eksi A'ya 8'den bahsediyoruz. 8 de burası olsun. Tamam. İki noktanın yerini belli ettik. Eksi a'ya 4 ve eksi a'ya 8. Bir de a'ya 4 noktasından bahsediyoruz. Değil mi? Şimdi y eşittir 4 doğrusu. Bakın şu doğru arkadaşlar. Böyle devamını kesik kesik göstereyim. Eşittir 4 doğrusu. Şöyle çizdiğim doğru da
x eşittir eksi a doğrusu oluyor. Bakın bu köşeleri birleştirdiğim zaman bir tane üçgen ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu üçgenin dik üçgen olduğunu görebiliyorum ben. Dik kenarlarından bir tanesi 4'ten 8'e 4 birim. Diğer dik kenarı da 2a değil midir arkadaşlar? O zaman 4 çarpı 2a bölü 2 kaça eşitmiş üçgenin alanına? 16'ya. Bakın şurada ikiler gidiyor. 4a 16 ise a da 4'e eşittir. 13'ün cevabı 4'tür arkadaşlar. Bize a sorulmuş. Devam edelim. 14. soruda aşağıda iki sonsuz aralığında tanımlı fonksiyonlardan hangileri daima artandır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle çizeyim ben koordinat düzlemini. Bakın benim için önemli olan aralık 2'den başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan aralık işte orijin 1, 2. 2'den sonsuza kadar olan şu kısma bakacağım. Yani benim için önemli olan kısım şu kesik kesik çizdiğim x eşittir 2 doğrusunun sağ tarafı arkadaşlar. Şu taraf önemli. Öyle değil mi? Ve benim bu baktığım kısımda çizeceğim grafiğin artan bir şekilde olması lazım. Dolayısıyla herhangi bir parabol sadece artan veya azalan değildir. Hem artan kısmı vardır hem de azalan kısmı vardır. Mesela kollar yukarıya doğru ise önce azalıyordur tepe noktasına kadar. Tepe noktasından sonra artan biçimdedir. Öyle değil mi? Kollar aşağıya doğruysa önce artandır, sonra azalandır arkadaşlar. O zaman benim şimdi 2'nin sağında artan olması için bir defa kolların yukarıya doğru olması lazım ki 3 fonksiyonumun da 3 parabolümünde kolları yukarıya doğru olacaktır. Çünkü x karenin katsayıları hep pozitif. A'lar hep pozitif. Şimdi de. O konuda sıkıntı yok. Şimdi tepe noktasına bakacağız. Tepe noktası ya bu 2'nin üstünde olması lazım arkadaşlar. Hani şöyle tam tepe noktası burada olacak. Veya yani x'ine bakacağız. Tepe noktamızın x'i ya 2 olacak ya da 2'den küçük bir değer olacak arkadaşlar. Kollar da yukarıya doğru olduğu için öyle değil mi? O zaman tepe noktamızın r'sine bakmak bizim için yeterli. R'si burada bakıyorum kaçtır? Eksi b bölü 2a'dan işte 8 bölü 2'den tepe noktamızın x'i 4'tür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2'den küçük bir değer değil. 2'den büyük bir değer. Artan kısmı da var. İşte azalan kısmı da var bu taralı kısımda. Dolayısıyla bir daima artan değildir. İki sonsuz aralığı için söylüyorum. İkincisine bakalım. R'sine bakalım. Eksi b bölü 2a'dan. R'yi ben ne olarak buluyorum arkadaşlar? Eksi 4 bölü 4'ten eksi 1 olarak buluyorum. Tepe noktamız bakın şurada başlıyor. Değil mi? Kollar da yukarıya doğru. Artan kısmı bu taralı kısımda olacak. Dolayısıyla 2 daima artandır. Üçüncünün R'sini ben 5 olarak buluyorum. Bakın 2'den daha büyük bir değer. Bunu da eliyorum. Dolayısıyla cevabım yalnız 2 D şıkkı oluyor. 14'ün cevabı D şıkkı arkadaşlar. Devam ediyorum. 15. soruda parabolünün x eşittir eksi 2 doğrusuna göre simetri yine kendisi olduğuna göre simetri eksenim x eşittir eksi 2. Simetri eksenimiz x eşittir r olmuyor muydu arkadaşlar? Demek ki r eşittir eksi 2 olmak durumunda. Biz buradan r'yi bulacağız. Yani r'yi bulduk. R yardımıyla işte m'yi falan bulacağız arkadaşlar. X eşittir eksi 2 doğrusu olduğuna göre yine simetri yine kendisi olduğuna göre f eksi 2
Eksi f0 ifadesinin değeri kaçtır denmiş. Şimdi r'miz eksi 2 arkadaşlar. Burada düzenlersek 2 çarpı x eksi parantezinde m eksi 1'in karesi artı n eksi 4 diyelim. Fonksiyonumuz bu şekilde. R'miz m eksi 1 oluyor, öyle değil mi arkadaşlar? M eksi 1 eksi 2 eşitse m buradan eksi 1'dir. O zaman ben parabolü yazıyorum. Fx eşittir 2 çarpı x artı 1 artı 1'in karesi artı n eksi 4. Yani işte x artı 2'nin karesi artı n eksi 4. Fonksiyonunun denklemi. F eksi 2 değerini bulalım. Şimdi eksi 2 yazarsam burası gidiyor zaten. N eksi 4 kalıyor arkadaşlar. Bir de f 0 değerini bulalım. Bunları çıkartacağız. X yerine 0 yazarsam 2'nin karesinden 4. 2'ye de çarptım 8. 8'den 4 çıktı. 4 artı. Ne oluyor? Şimdi bunları çıkartacağız arkadaşlar. F eksi 2 eksi f 0'ı bulmuş olacağız. Eksi 4. Eksi 4 daha. Eksi 8. N'den de eksi n çıktı arkadaşlar. N'den de n çıktı? 0. Dolayısıyla cevabım eksi 8 oluyor arkadaşlar. Devam edelim. 16. soruda fx eşittir x kare eksi mx parabolü çizilmiştir. AO'nun 3 katı OC olduğuna göre m kaçtır demiş. Ben bu AO uzunluğuna A dersem OC'de 3A oluyor. Buradaki A ve 3A değerleri tabii ki pozitif. Öyle değil mi? Tepe noktamızı buradan söyleyebiliyoruz aslında. Tepe noktamız nedir arkadaşlar? A'ya eksi 3A. Bakın tamam şu uzunluk olarak 3A ama B noktasının koordinatı eksi 3A oluyor. Çünkü dördüncü bölgede bir nokta. Bundan sonra ben bunu kullanarak M'yi bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi R'miz A'ya eşit. R A'ya eşit. R'yi nasıl buluyordum? Eksi B bölü 2A'dan. Eksi, eksi M bölü 2 çarpı 1'den. Bakın şuradaki eksiler gidiyor. M 2A'ya eşit. M gördüğüm yere o zaman 2A yazabilirim. Yani fonksiyonum fx eşittir x kare eksi 2A x oldu. Ayrıca x yerine A yazarsam görüntünün de eksi 3A olduğunu biliyorum ben. FA eşittir A kare eksi 2A kare eşittir eksi 3A olacaktır. Eksi A kare eşittir eksi 3A. Bakın eksiler gidiyor. Her iki tarafı da A'ya bölsem arkadaşlar A eşittir 3 şeklinde elde ederim. A'yı bulduktan sonra M'yi bulması da kolay. M 2A'ya eşitti. Bakın şuradan. 2 çarpı 3'ten cevabımız 6 oluyor. Devam edelim. Geldik 17. soruya. Burada şeklimizde bir yamuk var arkadaşlar. Yamuğun alanı 25 birim kare olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamını bulalım demiş. Yamuğun işte orijin bir köşesi. Bir köşesi şuradaki C noktası. A noktasını vermiş. Bakın şurası eksi 6'ymış. Tamam. B noktası. Şurası 2'ymiş arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Başka bir nokta verilmemiş. Alt tabanımız 6 birim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Simetri ekseni benim nereden geçiyor diye bakıyorum. Tam 2 ile eksi 6'nın ortasından geçiyor. İsterseniz şu 6'yı bir silelim. Simetri eksenim tam eksi 6 ile 2'nin ortasından geçiyor.
Eksi 6 ile 2'yi toplayıp r'yi bulalım. R değerini bulmak için eksi 6 ile 2'yi toplayıp 2'ye böleceğiz. O da eksi 4 bölü 2'den eksi 2 oluyor. Şimdi buradaki C noktasıyla D noktasını da inceleyecek olursak arkadaşlar, C noktasının apsisi 0. D noktasının ben apsisini bilmiyorum. Ne diyelim? İşte o da küçük D ile gösterelim. Öyle değil mi? Şu küçük D ile 0'ı toplayıp 2'ye bölsem yine ben R'yi yani eksi 2'yi elde etmem lazım. D artı 0 bölü 2 eşittir R eksi 2 olması lazım. Çünkü tam ortadan yine C noktasıyla D noktasının tam ortasından simetri ekseni geçiyor. Simetri eksenindeki bütün noktaların x'leri eksi 2 ve C ile D de simetrik noktalar arkadaşlar. Buradan ben D'nin eksi 4 olduğunu bulabiliyorum. D eksi 4'müş. Dolayısıyla üst tabanın uzunluğunu da 4 olarak buluyorum arkadaşlar ben. Çünkü 0'dan eksi 4'e 4 birim. Alt tabanında benim 6 birimdi. Şuradaki haşı bulmak kaldı sadece. Haşı bulacağım ben. Haşı bulursam zaten şu D noktasının ordinatı da haş arkadaşlar. Sonra işte D ile de haşı toplayacağız. D'yi zaten eksi 4 olarak bulmuştuk. Haşı da şimdi bulup buraya yazacağım. Toplayacağım. Haşı nasıl bulacağız? Yamuğun alanından bulacağız. Yamuğun alanı 4 artı 6 üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. Neyi veriyormuş? 25'i veriyormuş. 4 ile 6'yı topladık. 10. 2'ye böldük 5. 5H 25 ise H 5 oluyor. Götürüyorum burada yerine yazıyorum. Eksi 4 ile de 5'in toplamı 1'dir arkadaşlar. Devam edelim. 18. soruda x kare eksi mx eksi 12 parabolü çizilmiştir diyor. OABC dikdörtgeninin çevresi 36 birim kare olduğuna göre M değerini bulalım. Şimdi tepe noktamızın koordinatları RYK. Derseniz önce onu bulmaya çalışırım. Tepe noktamızın koordinatları RYK. R'yi nasıl buluyoruz? Eksi B bölü 2A'dan M bölü 2 olarak buluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şurası da R'dir ve şurası da M bölü 2'dir. Götürüp yerine yazsak K'yı bulacağız arkadaşlar. K eşittir F M bölü 2. Onu bulmaya çalışalım. Böylece şu uzunluğu da bulacağız. Tabi bulduğumuz K değeri negatif olacak. Biz onu eksiyle çarpıp burayı pozitif olarak elde edeceğiz. Şimdi yazıyorum yerine. Parabolde x gördüğüm yere m bölü 2 yazıyorum. M kare bölü 4. Eksi m kare bölü 2 oldu. Eksi 12. Bir payda eşitlemesi yapacak olursam ben 2 ile genişlettim. 4 ile genişlettim. M kare. Eksi 2 m kare gelecek. Eksi m kare. Eksi 48. Bölü 4 geliyor. Şimdi bu bulduğum değer negatif arkadaşlar. K değeri negatif. Ben bunu eksiyle çarpıp buraya yazıyorum arkadaşlar. Yani m kare artı 48 bölü 4. M kare artı 48 ve m bölü 2'yi toplayıp bir de 2 ile çarparsam m kare artı 48 bölü 4 artı m bölü 2 2 ile çarparsam çevreyi elde edecek olurum. O da 36'ya eşit olur. 2'ye böldüm gitti. 2'ye böldüm 18. 2 ile genişletiyorum. M kare artı 2m artı 48 bölü 4 18'e eşitse içler dışlar yapıyorum. 4 çarpı 18 geliyor. 18, 36 bakın burası 72 oldu. Atıyorum karşıya arkadaşlar.
Eksi 24 geliyor. M kare artı 2M eksi 24 eşittir 0. Bakın 6'ya 4, hatta 6'ya eksi 4 diye ayırırsam M artı 6 çarpı M eksi 4 sıfıra eşit olur. M buradan ya eksi 6'dır ya da 4'tür. M pozitif bir değer olacağından, M bölü 2 pozitifti. M'nin 4 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. 19. soruda parçalı fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Ve her iki kural da parabol şeklinde. F fonksiyonu alabileceği en küçük değer kaçtır denmiş bize. Şimdi ayrı ayrı inceleyecek olursak arkadaşlar, tepe noktalarımız bulabiliriz. Yani iki parabolün de tepe noktasını bulabilirim. Bunun tepe noktası 2'ye 1 ve en küçük değeri 1 olarak alır 2 değerinde, değil mi? 2'den büyük değerlerde daha büyük olur. En az 1 olur. Bunun tepe noktası da 2'ye 3. Şimdi bu da çizilecek olsa yine tepe noktası 2'ye 3 ama hani 2 değerini de alamıyor. 2'den küçük değerler alacak. Fakat 2'ye alsa bile en küçük değeri 3 olacak. En az o zaman 3'ten büyük bir değer. 3 virgül bir şey. Öyle değil mi? Her halükarda zaten fonksiyon en küçük değerini 1 olarak alacaktır. İsterseniz grafiğini de çizmeye çalışırsak bunu. Bakın x eşittir 2. Bizim simetri eksenimiz olacaktır. Böyle çizelim. Bakın bunun tepe noktası ne? 2'ye 1. Şöyle bir parabol. Bunun tepe noktası nedir arkadaşlar? Yani bu da 2'ye 3'tü ya. Tabii 2 değerini almıyor ama 2 değerini alsa bile 3 olacak görüntüsü. En küçük değeri yine daha büyük oluyor. 3'ten şöyle çiziyorum. Bakın burada içi boş bir şekilde çiziyorum. Değerini al, 2 değerini alamayacağı için. Kolu şöyle yukarıya doğru gidecektir. Çünkü her ikisinde de A pozitif, kollar yukarıya doğru. Dolayısıyla gördüğünüz gibi şekilden de görebiliyorsunuz ki en az 1 değerini alır.